Arkadaşlar herkese iyi günler ve sizlere yine konu başlığı kendimin oluşturduğu başka bir videoyla geliyorum. Bir önceki videomda tevhidin, Allah'ın varlığının ve birliğinin peygamberlerle olan ilişkisini anlatmaya çalıştım. Bugün de yine bu tevhidin sahabelere bakan yönüyle değerlendirmesini yapıp kendi açımdan tevhidi ve sahabelerle olan ilişkimizi nasıl ayarlamalıyız ona değinmek istiyorum. Arkadaşlar malumunuz sahabe demek peygamberi gören, peygamberi sohbet etmiş kişiler demek. Arkadaşlar falan anlamlarına geliyor. Bu sahabe dediğimiz zaman biz Hazreti Peygamber'in etrafında onu görmüş olan kişilerden bahsediyoruz. Ve sahabeler İslam tarihinde de, İslam fıkhında da, hatta kelam ilminde dahi oldukça fazla bir şekilde kutsallaştırılır. Ve neredeyse böyle ilahlarmış gibi, hepsi de ayrı ayrı bir Allah'mış gibi onlara değişik değişik payeler verilir. Bir sonraki videomda da bu payelerin niye verildiğini anlatmaya çalışacağım ama sahabelerin böyle bir özelliğinin olmadığını azıcık ama azıcık hadis bilen insanlar direkt hemen anlayacaklardır. Çünkü bir Hayatü Sahabe diye bir kitap var. Yusuf Kandillevi miydi neydi onun yazarı tam hatırlamıyorum. Ben çocukken okumuştum. Yani sahabeleri öyle bir anlatıyor ki ya bu adamlar öyle bu dünyada falan yaşamıyorlar yani. Normal hakikaten Yunan mitolojisindeki tanrılar gibi bir şey bunlar. Ve işlemiyorlar yani böyle basit insan gibi değiller. Neredeyse affedersiniz tuvalete falan gitmiyorlar, yemiyorlar, içmiyorlar bilmem ne. Böyle işte ne bileyim 50 sene falan yemeden yaşayıp ondan sonra da namaz kılan mı ararsın? Ondan sonra işte şekil değiştirip hayvan şekline giren mi ararsın? Bu Hayatü Sahabe kitabını istiyorsanız okuyun ama boşverin okumayın aslında. Çünkü tamamen baştan aşağı zırva ve baştan ayağa ilahlaştırma, kutsallaştırma barındırıyor. Ben önceki videomda da bahsettim size. Bakın her türlü insanüstü, doğaüstü, bu sünnetullah üstü şey arkadaşlar ilahlara mahsus. Yani herhangi bir ilahın haricindeki hiç kimse sünnetullahın üzerine, fizik kanunların üzerine falan filan çıkamaz. Bunların üzerine çıksa çıksa Allah çıkar ve Allah kendi peygamberine de bunu defalarca söyletmiştir. Yani sadece ben bu kanunları eğip bükebilirim ve ben de eğip bükmüyorum demiştir. Kendisinden ısrarla mucize isteyen kafirlere dönüp dönüp ulan hani lan ayıp öldük ya, ulan hani lan işte miraca çıkarttın ya peygamberi falan gibi cevaplar verilmemiştir. Tam aksine ya ben size mucize vermiyorum ama yine zaten o peygamber sadece bir insan falan denmiştir. Bir önceki videomda da anlatmıştım. Dolayısıyla sahabelerin böyle insanüstü takım özelliklerinin olması falan filan mümkün değil. Mesela işte yine Hayatü Sahabe'de geçer. Ebu Hureyre'nin ağzına Hazreti Peygamber işte gitmiş tükürük falan sürmüş. Bir daha Ebu Hureyre hiçbir şey unutmamış mesela. Ama biz Ebu Hureyre'nin unuttuğunu falan normal hadisleri falan okuduğumuzda anlıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar biraz hadis okuyun. Direkt bu tür olayların hepsi dökülüyor. Sahabelerin birbirlerine yaptıklarını çok iyi bir şekilde anlıyorsunuz. Ve zaten bu hadisler de biliyorsunuz az buz rafine edilmiş. Çünkü bunların hepsi Abbasi devrinde yazılmış. Yani peygamber ölmüş, onun arkasından halifeler falan filan ölmüş, onun arkasından Emevi saltanatı başlamış, onun arkasından Hazreti Ali ashabı hepsi Şii olmuşlar. Bu Şiilerin üzerinden silindir gibi geçilmiş, hem de defalarca geçilmiş. Zübeyir gelmiş, Emevileri mahvetmiş. Sonra Emeviler güçlenmiş, gelmiş Zübeyir'i mahvetmiş. En son Abbasiler gelmişler, bunların hepsini birden mahvetmişler ve Emevi saltanatını oturmuşlar. Sonra bu hadis kitapları yazılmış. Şimdi dolayısıyla biz bu hadis kitaplarında mesela Emevi düşmanlığı görüyoruz. Neden Emevi düşmanlığı görüyoruz? Çünkü bir kere Abbasiler Emevi düşmanıydı, o yüzden Emevi düşmanlığı görüyoruz. Bugün işte Muaviye'ye laf eden, bir sürü küfür eden mesela Şiiler, Miiler kitapları kullanıyorlar. Tamam ama kitapları yazanlar zaten Emevi düşmanıydılar. Ha onlar aynı zamanda Alevilere, Şiilere falan da düşmandı, o da ayrı bir şey ama tabi oraları atlıyorlar ve size bu şekilde anlatıyorlar. Ama bu şekilde anlattıkları zaman da sahabeyi kutsallaştırıyorlar. Sahabenin kutsallaştırılması arkadaşlar, yine başka bir hadis de var bu konuda. İşte benim sahabelerim yıldız gibidir. Hangisini takip ederseniz edin kurtuluşa erersiniz falan gibi bir şey. Yani bu bildiğin hakikaten ilah diye tapınma aslında hadisi ve çok bariz bir şekilde uydurulma. Çünkü Hazreti Peygamber ya beni takip edin kurtuluşa erersiniz dememiş ki sahabeleri takip edin de kurtuluşa eresiniz demiş. Bir de kaldı ki Hazreti Peygamber kendisi hayatı sırasında da sahabelerin arasında bir sürü anlaşmazlık var ve bu anlaşmazlıkları gidermek için bir sürü kendisi uğraşıyor. Bir de Hazreti Peygamber'in sahabesi dediğiniz adamların arasında da çok ciddi kalite farkı var. Mesela Hazreti Ebubekir dediğin adam da Hazreti Peygamber'in sahabesi ama mesela Muaviye dediğin adam da Hazreti Peygamber'in sahabesi. Hatta mesela Peygamber'in amcası ki şerefsizin namussuzun önüne gidenidir. Abbas mesela ki Hazreti Abbas falan derler. O da mesela peygamberin sahabesi oluyor. Niye? Çünkü amcası falan. İyi de şerefsizin namussuzun önüne gideni rüşvetçi, hırsız, ahlaksız, köleci, faizci bir pislik yani Abbas dediğin adam. Ama işte o falan. Niye Abbas'a laf yok?
Abbas'a laf yok. Çünkü Abbasi devleti Abbas'ı öyle bir kutsuyor, Abbas'ı öyle bir yere getiriyor ki. Niye? Çünkü isimlerini Abbas'tan almışlar. Şimdi böyle olunca da arkadaşlar bu sahabenin gereksiz bir kutsallaştırılması oluyor. Sahabe gereksiz kutsallaştırıldığı zaman ne oluyor? O zaman o sahabeler arkadaşlar havalarda uçuyorlar. Ashab-ı Bedir okuyorsun, evine geliyorlar, gidiyorlar, ölmüyorlar. Ölür mü ya sahabe? Ölür mü öyle şey, olur mu? Ondan sonra senin geliyor, yardımına geliyor, sana işte medet falan diliyorsun, onlar geliyor. Allah'a vallahi gitmene gerek yok. Sahabelerin hepsi ayrı ayrı kurtarıcı, sahabelerin hepsi ayrı bir yıldız ya. Senin Allah'la ne işin var ki kardeşim yani? Sahabelere söylüyorsun, sahabeler hallediyorlar bütün işlerini. Selman-ı Farisi ayrı bir ilah, Abdullah bin Selam ayrı bir ilah, Abdullah bin Abbas zaten kafadan ilah. Ama bunların ötesinde mesela cennetle müjdelenen sahabe diye bir şey var. Kim onlar? Bizim herhangi bir camimize gir, görüyorsun kim o ilahlar. İşte Ebu Bekir, Ömer, Ali, Osman, Sa'd bin Ebi Vakkas, Zübeyir bin Avvam, Hasan, Hüseyin. Bunların hepsi arkadaşlar ayrı ayrı ilah. Ve ne diyor? Bunların diyor hepsi diyor cennetle müjdelen. Öyle mi? Cennetle mi müjdelenmiş? Mesela Hüseyin cennetle müjdelenmiş. Hazreti Hüseyin öyle mi? Hazreti Hüseyin cennetle müjdelendiğinde kaç yaşındaydı lan? 10 yaşında. 10 yaşında bir adam nasıl cennetle müjdelenir? Bana bunun mantığını bir söyler misiniz arkadaşlar? 10 yaşında, 11 yaşında çocuklar nasıl cennetle müjdelenir ya? Nasıl oluyor da bu adamlar cennetlik oluyorlar? Kaldı ki yani şu güne kadar yol açmış olduğu hıyanete bakarsak bence Hüseyin'in öbür tarafta işi çok kolay değildir. Bunu Hazreti Hüseyin videomda anlattım ve Hazreti Hüseyin'in yaptıklarını bir terör hareketine benzettim. Çünkü Hazreti Hüseyin'in yaptığı açık açık bir terör hareketidir, bir isyan hareketidir ve İslam aleminin bugünkü Sünnilik, Şiilik ayrımının ve 1400 yıllık dökülen kanın en büyük sorunlarından biri de Hazreti Hüseyin'dir. Şimdi böyle bir adam nasıl cennetlik oluyor kardeşim? Senin Zübeyir bin Avvam dediğin adam karılarını dövmekle meşhur. Yani karılarını o kadar çok dövermiş ki bütün karıları boşanıp gidiyorlar. Bu adamı çekebilen yok. Ve senin Zübeyir bin Avvam dediğin adam Ali'nin ve Talha'nın yanındaki, Talha da diğer cennetlik oluyor. Talha'nın yanında gidip Osman'ı devirip ondan sonra da onu öldürüyorlar. Şimdi bu adam mı cennet? Peki Osman, hani cennetlik halife, Raşit halife bilmem ne diyorlar ya. Osman dediğin adam kendisinin politikalarına karşı çıktı diye peygamberin en değerli sahabelerinden biri olan Abdullah bin Selman'ın kaburgalarını kırdıracak kadar adamı dövdürüyor, dayak attırıyor. Senin süper halife, Raşit halife falan filan dediğin Osman yine peygamberin en sevgili sahabelerinden Ebu Zer'i alıyor, sürgüne gönderiyor, öldürtüyor. Niye? Çünkü Ebu Zer geliyor ona hırsız diyor. Aynı bugünün AK Parti iktidarı gibi bir şey Osman'ın iktidarı. Yani şimdi bakın bunları yaşamış, yaşatmış insanlar nasıl cennetlik oluyor kardeşim? İşte ben bu yüzden videolarıma dönün bakın Sıffin Savaşı'yla, Cemel Savaşı'yla ve bu sahabelerin birbirleri arasındaki anlaşmazlıkların kaynağıyla başladı. Ve size bunların hepsinin aslında basit, adi, senin gibi, benim gibi aşağılık insanlar olduğunu gösterdim. Ve size şunu dedim. Öyle cennetlik sahabeymiş, yok Allah'ın sevgili kuluymuş, işte hangisini takip edersen et, bunlar böyle seni felaha götürecek yıldızlarmış falan. Bunların dedim hepsi yalan dolan. Bu adamlar senin gibi, benim gibi kanlı, canlı, etli, kemikli insan dedim size. Ve bakın tekrar söylüyorum, bu sahabelerin kutsallaştırılması tevhid inancına aykırıdır. Tevhid inancına inanan bir insan, Allah'ın varlığına ve birliğine inanan bir insan, peygamberin sahabelerinin ayrı ayrı yıldızlar ve sizi felaha götürecek, size şefaat edecek böyle melekler gibi göklerde yaşayan, ondan sonra mezarlarında durmayan, sağda solda uçan kaçan insanlar olduğuna inanmazlar. Eğer buna inanamazsan zaten kardeşim sen şuna inanman gerekiyor. O zaman Sıffin Savaşı olmadı, Cemel Savaşı olmadı. İşte Hazreti Osman'ın hilafetinde bir sürü zulüm yaşanmadı. Ve ondan sonra da Osman'ı mesela o hilafeti indirebilmek için Talha, Zübeyir ve Ali ortaklaşa bir darbe koalisyonu kurup aynı FETÖ'cüler gibi darbe yapıp onu öldürmediler. Şimdi bunların hiçbiri olmadı. Şimdi bak eğer buraya geldiğin zaman abi o zaman işte yalandan bir tarih savunusuna giriyorsun. Sadece Taberi tarihini okuyup sadece bazı hadisleri, sadece Zehebi tarihini okuduğunda zaten bu insanların senin gibi benim gibi insanlar olduğunu anlıyorsun. Ama sen gidip ta 1800'lerde 1500'lerde yazılmış saçma salak böyle peri masalları gibi Hayat-ı Sahabe falan okuduğun zaman vay işte bizim var ya Ebu Hureyre Efendimiz de şöyleymiş falan, Hazreti Ali zaten geleceği görüyormuş, Hazreti Hüseyin işte öleceğini biliyormuş da öyle gitmiş kendisine öteler gösterilmiş falan filan gibi aptal saptal komik komik şeylere inanırsın. Bak senin bu Müslümanlık versiyonun arkadaşım öldü. O bitti. YouTube çıktığı gün, Twitter çıktığı gün senin inandığın bu peri masalları, senin inandığın bu yüzüklerin efendisi türü saçmalıklar yok oldular. Ali normal bildiğin darbeci bir katildi.
Hüseyin sadece daha fazla karı, daha fazla para elde etmek için Yezid'e baş kaldırmış bir haindi. Osman kendisine verilmiş olan hilafeti son derece hor kullanan, kötü kullanan, aynen böyle AK Parti'nin ilk 6 yılındaki iyi yönetiminden sonra şımarıp şimdi herkesin başına ilah olması gibi Osman da aynı ilk zamanlarındaki o yönetimden falan böyle şımarıp sonra da ilahlığını ilan etmiş bir diktatördü. Bak bu adamları böyle okuduğun zaman dini daha düzgün anlayabilirsin. Şimdi şunu diyebilirsiniz bana, arkadaşım sen böyle dersen bu dine inanan çıkmaz. Hayır, tam tersi, tam tamına tersi, exactly the opposite. Bak kesinlikle senin versiyonuna inanan çıkmaz. Benim versiyonuma inanır insanlar. Neden? Şunu diyecekler, arkadaşım demek ki onlar da aynen biz gibi kanlı canlı insanlarmış, şehvetleri varmış, hırsları varmış. Kimisi bu hırslarına yenilmiş ve tökezlemiş, defolmuş gitmiş bu dünyadan. Ama mesela Sanat bin Ebi Vakkas gibi bir adam çıkıyor ve diyor ki ben ne Ali'nin ne de Osman'ın hilafeti tarafındayım. İkisi de hilafet kovalayan şerefsizlerdir. Ben de tarafsızım diyor mesela. Şimdi biz niye Sanat bin Ebi Vakkas'ı yüceltmiyoruz? Çok büyük bir adam, çok güzel bir adam. Niye biz bu adamın örnekliğinde yaşamaya çalışmıyoruz? Biz mesela niye Abdullah bin Zübeyir'in o İslam alemini kuşatacak olan fikirlerini bugün benimsemiyoruz? Ama bak unutmuşuz Abdullah bin Zübeyir'i. Unutmuşuz Sa'd bin Ebi Vakkas'ı. Biz Ebu Hureyre'ye mesela bugün dönek dönek diyorlar. Yahu ne döneği, adam orada yırtınmış Muaviye ile Ali'nin arasında bulabilmek için. Her şeyi elinden gelen yapmış ama becerememiş mesela. Biz niye Ebu Hureyre'nin örnekliğini son anlayışı benimsemiyoruz da İlla Ali gibi ya da Osman gibi böyle diktatör yanlısı, saltanat heveslisi şeyler hevesliyoruz. Bunun sebebi çok açık. Çünkü Allah'ın tevhidini anlamıyoruz. Allah'ın varlığını ve birliğini anlamıyoruz. Allah'tan başkasının ilah olamayacağını, Allah'tan başkasının günahsız olamayacağını, Allah'tan başka hiçbir varlığın ama hiçbir varlığın mutlak bir şekilde masum olamayacağını anlamıyoruz. Bunu anlamadığımız zaman da kafamızdan, kıçımızdan, başımızdan böyle hayali karakterler oluşturuyoruz ve bu hayali karakterlere yok Talha'sına, Zübeyir'ine, Ali'sine, Osman'ına bilmem nesine normal ilah gibi tapıyoruz. İşte tevhid bakın da çok önemli ve sahabe algısı bu bağlamda arkadaşlar bizim ilk önce düzeltmemiz gereken şeylerden birisi ve en basit şekilde düzeltilebilecek bir olay. Neden? Savaşlar ortada, Sıffin ortada, Cemen ortada, Osman'ın nasıl devrildiği ortada, Osman'ın mezarının aslında Müslüman mezarlığında olmadığı ortada. Hepsi ortada yani, gözümüzün önünde bir gerçek bunlar ve bunlar yaşanmış. Bu adamlar birbirlerini öldürmüşler, mahvetmişler. Orada yazılı duruyor. Ayşe'nin diyor devesinin etrafında 10 tane adam vardı. Ali diyor hepsini öldürttü. Sonra da diyor devesinin bacaklarını kestirtti. Bak bunları yazıyor Taberi. Sen şimdi bunları okuduğun zaman diyorsun ki bir saniye, bunlardan hangisi şerefsizdi? Ali mi şerefsizdi, Ayşe mi şerefsizdi? Ama sonra düşünüyorsun diyorsun ki ha, ikisinde de aslında biraz varmış. Ya abi o zaman ben buradan ne öğrenmem gerekiyor? Benim buradan şunu öğrenmem gerekiyor. Öyle Allah'ın yeryüzüne gönderdiği kul sahabemine diye bir şey yok. Herkes insan, herkesin cehenneme gitme tehlikesi var. Herkesin cennete gidebilme ihtimali de var. O zaman doğru düzgün adam olur ve hiç kimseyi ilahlaştırmazsam, ben bu sahabeyi de, peygamberi de, bilmem kimi de olduğu gibi görürsem, Allah'a ve onun varlığına, birliğine gerçekten inanmam gerektiği şekliyle inanırsam, o zaman doğru düzgün bir adam olabilirim dersin. Ben şahsen böyle düşünüyorum arkadaşlar. Böyle düşünmüyorsanız lütfen bunu yorumlarda belirtelim. Böyle düşünen arkadaşlar da en azından bir teşekkür etsinler, bir interaksiyon olsun. Ve arkadaşlar lütfen bu videoları dinleyin. Bedava kanala abone olun arkadaşlar. Sadece subscribe basıyorsun abicim. Senden para mara istemiyorlar. Yardımcı olan arkadaşlar teşekkür ederim. Hastalıksız, yangınsız günler dilerim. Herkes kendisine iyi baksın arkadaşlar.